Merhabalar sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Programımızın bu haftaki konuğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Meltem Yalınay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Funda Hanım. Çok teşekkür ederim. Meltem Hanım, sizin klinik mikrobiyoloji alanında uzman olduğunuzu biliyoruz. Daha önce de sizinle bu alanda bir program yaptık. Çok teşekkür Ama ederim. sizin aynı zamanda psikoloji alanında da oldukça ilginç eğitimleriniz var. Nasıl başladı psikolojiye olan ilginiz ve bu konuda hangi eğitimleri aldınız? Evet. Teşekkür ederim sorunuz için. Çünkü aslında biraz kendi içinden gelişti, biraz da doğal bir süreç oldu. Hani bunu da açıklamama fırsat vermiş olduğunuz için. Klinik mikrobiyoloji doçentliğinden sonra, yani oradaki profesyonel alanım devam ederken genetik doktorası yapmaya başlamıştım ki hani o eğitimi de tamamladım. Genetiği, doktoranın tezini kanser hastaları üzerinde çalışıyor idim ve kanser hastalarındaki o duygusal naiflik ilgimi çekti. Her zaman psikoloji zaten ilgimi çekerdi ve aslında bir hekimin kişinin psikolojik alanı ile ilgili belirli bir bilgisi olması gerektiği. Yani hani hepimizin bir psikolojik alanlara giriş çıkışı vardır ama hekiminkinin biraz farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir hastaya bütün olarak yaklaşmak zorundayız. Psikiyatri bir profesyonel alan, çok kıymetli ama patolojiyle daha ziyade ilgilenen bir Çok alan. doğru. O yüzden psikolojinin benim özelimde de çok ilgimi çeken bir tarafı var. O tez sırasında ve o kanser hastalarıyla çalışırken önüme bir eğitim çıktı. Aslında önce biraz mücadele ettim kendimle. Hani konunun profesyoneli mi olmak lazım? Fakat sonra eğitimin aslında profesyonelleştirebileceğini fark ederek Amerika'dan bir eğitim aldım öncelikle. Klinik regresyon terapistliği. Uluslararası verilmiş bir eğitimdi bu. Oranın hocalarıyla, yani Evet. Amerikan World Regression Institute'un kurucu hocalarıyla. Fakat daha sonra işin içine girdikçe o derinlikte biraz daha ilerleme ihtiyacını hissediyorsunuz ve klinik psikoloji doktorası yapmaya başladım ve öyle bir eğitim tamamladım açıkçası. Böylece psikoloji, düşünme vesaire benim özel ilgi alanlarım içine girmeye Çok başladı. güzel, çok keyifli. Peki son dönemin en güncel konularından bir tanesi ikinci beyin kavramı. Gazetelerde, kitaplarda, her yerde ikinci beyin diye okuyoruz, görüyoruz. Nedir ikinci beyin? Evet, bu da hakikaten çok popüler bir alan değil mi? Yani aslında bağırsakların görüntüsünü bir gözünüzün önüne getirseniz, bir de beynin kıvrımlarını getirseniz çok benziyorlar birbirine. Hiç tesadüfi bir benzerlik ve alan yok aslında. Doğru. Bilimsel araştırmalarla olaya girdiğiniz zaman şunu fark ediyorsunuz. Daha önce konuşmuştuk sizlerle ama çok kısa bir hatırlatma gerekirse o bağırsaklarımızda bulunan mikrobiyota dediğimiz mikroorganizmalar kendi metabolizmalarının doğal sürecinde kendi parçaladıkları son ürünler bir takım bağırsaktan böyle kaynaklanan ve beyne kadar giden sinir sistemlerini etkiliyor. Doğru. Ve bu sinir sistemlerindeki aslında bu oluşan kimyasallarla algıların etkilenmesi direkt beynin bazı fonksiyonlarını ortaya koyarken farklı farklı klinik tabloların oluşmasına sebep oluyor. Yani bizim o küçücük canlılar her yeri etkiliyorlar. Ve aslında sahiden de ana bir merkez gibi birçok süreç ve beyinle ilgili işte bizim nöroinflamasyon diyoruz. Bu bir tıbbi tanımlama ama açıklayacak olursak buradaki parçalanma ürünleri eğer bakteri oranlarında bir dengesizlik varsa enflamasyon bir cins ödem demek aslında. Doğru. Dokunun normal fonksiyonunu etkileyecek bir cins yangıya sebep oluyor. Ve Evet. bu aslında iletilerdeki değişme diyelim. Yine araştırmalar şunu ortaya koymuş. Çok enteresan bazı klinikleri etkiliyor. Bu bilimsel araştırma sonuçları. Neyi? Majör depresyon, depresyon bozuklukları, otistik spektrum denilen bir skala var. Konunun uzmanları gayet iyi bunu biliyor ve bu alandaki çalışmalar da onların da ilgisini çekiyor. Dikkat eksikliğinden, hiperaktiviteden tutun, otizme kadar giden süreçte bu bağırsak bakteri dengesizliklerinin aslında o nörogelişimsel dediğimiz süreci etkilediği ortaya konmuş. Çok doğru. Ve işte o yüzden de burası biraz da bu
nöro gelişimsel, nöro dejeneratif, depresyon falan gibi enteresan nöropsikiyatrik alanları bu kadar etkilediği de ortaya evet. konmuş olduğu için biraz da ana salgısal sistemi etkileyen bağırsak metabolizması sonucunda bütün bu sadece beyin ve ilişkili kısımlar değil işte endokrin organlar bundan nasibini aldığı için yöneten bir durumu olduğunu vurgulamak için ikinci beyin olarak tanımlanıyor. Peki sizin bu konuda yaptığınız çalışmalar var mı? Var Funda Hanım ve benim de özellikle ilgimi çeken bir alan doğruyu evet. söylemek gerekirse. Çünkü çok enteresan. Beyin zaten hepimizi çok etkiliyor. Ne oluyor, kesinlikle. Ne bitiyor orada da. Tabii tabii. Biz kendimizi bir şeylerin içinde buluyoruz gibi. Bizim çalışma alanlarımızın içinde var ve bir ekiple çalışıyoruz. Özellikle çocuk psikiyatrisi grubuyla yaptığımız, yani daha doğrusu planladığımız ve şu an oluşsun diye hastalar üzerine çalıştığımız bir otizm üzerine projemiz var. Bir anksiyete bozuklukları üzerine projemiz var. Onun dışında nörolojik hastalıklarda multiple skleroz, pediatrik multiple skleroz hastaları üzerine çeşitli çalışmalarımız var. Var. Günümüzde depresyon çok sıkça rastlanan bir vaka. Mikroorganizmalarla depresyonun ilişkisi nasıl bir süreç izliyor? Çok güzel bir noktaya doğru çektiniz aslında evet. olayı ve çok da güncel ve çok da doğru merak edildiği doğru bir alan aslında merak edilmesi. Şöyle şimdi hep bahsediyoruz ya burada bir oran var. İyi bakteri ve bizim çok hoşumuza gitmeyen bakteriler arasında bir oran var. Doğru. Ve bu aslında bir sürü süreçten etkileniyor. Yani beslenmemizden etkileniyor, yaşam tarzımızdan etkileniyor. Aslında da doğuştan getiriyoruz gibi. Burada da şöyle bir durumun olduğu yine araştırmalarla ortaya konmuş. Bu bakteri oranları bozulup da bizim hoşumuza gitmeyen bir dengesizlik durumu ortaya çıktığında majör depresyon ve depresyon bozukluklarının aslında bu bozukluklarla da benzer bir ilişki içinde olduğu gösterilmiş. Evet. Bir tık daha ötesine gidecek olursak, eğer kişilerin probiyotiklerle belirli stratejiler altında desteklenmesi söz konusu olursa, çünkü aslında probiyotikler ilaç değildir, doğru. destek ürünlerdir ve bu yeni daha doğrusu artık belli bir disiplinle hareket edilmesi iyice fark edilen önemli bir alan. Çünkü bu canlı bakterileri özellikle de konu başlığıyla ilişkili araştırmalarda öne çıkmış probiyotik bakteriyle desteklediğiniz zaman ki depresyon bu anlamda çok enteresan ilgi çekiyor ve araştırma sonuçları çok umut verici. Ne konuda? Eğer iyi bakteriyle desteklerseniz bağırsağı, o zaman depresyona ait belirtilerin gerilediği ve süratle düzeldiği de ortaya çıkmış. Şimdi şu mesajı doğru vermek lazım. Bir hastalık olduğu zaman konunun uzmanının hastalığa ilişkili ilaç tedavisini düzenlemesi doğaldır. Doğru. Ancak aynı zamanda özellikle o uzmanların bu tıpta gelişen yeni güncel alanları fark edip destek ürünleri de devreye sokması aslında o hastalığın tedavisinde de çok süratli bir yol almayı gerektirecek. Hızlandırıcı bir etki evet, değil mi? Evet. Ve aslında Funda Hanım şu da ortaya çıkmış oluyor. Bizim o yanlış beslenmelerimiz, hayat tarzlarımız vesaire buradaki bakteri oranını birebir etkiliyor. Evet. Ve biraz böyle yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan yumurtada. Gibi bir noktaya geliyoruz. Yani o duygu durumunun aşağı doğru inişi biraz da o bakteri oranlarındaki o bozuklukların da beraber eşlik ettiği bir süreç gibi oluyor. Desteklediğiniz zaman da biraz daha hızlı çıkıyorsunuz bu alandan. Evet. Gibi bir şeyi söyleyebiliriz. Çünkü bunlar gerçekten bilimsel araştırmalarla ortaya evet. konmuş. Biraz konular. Önce otizmden de bahsettiniz evet. aslında. Evet. Otizm de çok güncel bir konu. Evet. Evet. Peki otizmde sağlıklı beslenmenin ve bu probiyotik desteklerinin önemi nedir? Şimdi bu konuda özellikle otistik bir çocuğun ebeveyni olduğu zaman insanlar evet. çok özel bir ilgi gösteriyorlar. Doğru. Ne yiyip ne içirmeliyim çocuğuma? Veya eğer böyle bir güncel durum söz konusu olduysa probiyotik desteği gibi evet. nasıl sisteme dahil etmeliyim? Çok sorulan sorular bunlar gerçekten. Evet. Şimdi burada %100 alınmış kanıtlar yani şunu verdiğin zaman bu düzelecektir falan öyle bir iddialı alan değil. Bir kere bunu öncelikle böyle duymamız gerekir. Ancak yine bazı araştırmaların çok umut verici sonuçları var. Ne konuda? Otizmde beslenme desteği
mesleklerinde yani o genel prensipler bir kere herkes için geçerli. Yüksek yağ içeriği, yüksek karbonhidrat içeriği hiçbirimize iyi gelmiyor. Doğru. Bir kere bunu hepimizin şekerli gıdalar hiçbirimize iyi gelmiyor. O yüzden o gruba da bunu atfedebiliriz. Yanı sıra bazı probiyotik ürünlerin bu hastalık gruplarında davranış, özellikle mesela tekrar eden davranışları vardır otistik çocukların. Onlar üzerine olumlu etkileri olduğu, yani onun düzenlenmesi, davranış alanını düzenlemesi üzerine olumlu etkileri olduğu ortaya konmuş. Bunlar, bu tekrar vurgulamak isterim, bilimsel altyapısı olan araştırmalardır. Ancak bu alandaki bütün araştırmalar giderek güncel yaklaşımları biraz daha destekli bir şekilde yerine oturtmaya başlamıştır ve devam etmektedir. Çok güzel. Peki beyin demişken, düşünme demişken ben de bir gazili olarak gurur duyuyorum söylemekten. İlk defa 2005 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde yerleşik ders programında eleştirel düşünme ve yaratıcı problem çözme dersi verilmeye başlandı. Siz de bu kurulun başkanısınız. Evet. Peki öğrencilere böylesine güzel bir olanak sağlayan bu dersin içeriğiyle ilgili bilgi verir misiniz? Funda Hanım, gerçekten sürekli size teşekkür ediyorum ama o kadar güzel bir konuyu ortaya getirdiniz ki. Çünkü biz bu dersle ilgili benimle beraber çalışan değerli öğretim üyesi arkadaşlarım çok inanarak, evet, ve çok özveriyle böyle bir programın gelişmesine biz gönlümüzü koyduk aslında, yüreğimizi koyduk. Çünkü şu çok önemli ve çok doğru, bizim önümüze gelen çok kıymetli öğrencilerimiz çok farklı yerlerden, farklı kültürlerden, farklı düşünme alışkanlıkları ile gelen genç bireyler aslında. Evet. Ve düşünme aslında belli bir disiplinle, bir profesyonel alandan size düşünme yolunun farklı bakış açılarına doğru kayrılması şeklinde öğretilebilen bir beceri. Çok güzel. İşin bu kısmı çok heyecan verici. Şimdi biz bunu fark ettiğimizden beri, yani fark ettiğimiz derken bu alanda çalışan profesyonel kişiler var. Bunu öğrencimize beceri eğitimi olarak verir miyiz? Versek ne olur? Karar verdikten sonra, yani anlayıp karar verdikten sonra şuna başladık. Baktık yani başka fakültelerde neler yapılıyor. Oxford, Cambridge, London School of Economics falan aslında bu beceri eğitimiyle veriyor bütün metodolojisini. Doğru. O yüzden biz neden bunu yapmayalım tıp fakültemizdeki öğrenciye deyip bu eğitimi başlattık 2005'te. Ve farkımız yerleşik programda olması gerçekten. Ve tıp eğitimimiz akredite olurken de buradan çok övgü aldı sahiden. Ve bilimsel düşünmenin olmazsa olmaz ön basamağı aslında eleştirel düşünebilme. Çok doğru. Yani eleştirel düşünebilme aslında şu demek, farklı bakış açılarını kazanmasını sağlatmak, evet, çocuğa. Yani, evet, görebilmesini sağlatmak. Bir problem çözümünde önce problemi doğru tanımlaması ve problem çözümünün tek bir yolu olmadığını, alternatif, evet, yollarının olduğunu fark ettirmek. Şimdi biz bunu insan kimliği ve düşünme sistemine katkı olarak başlattık ama esas amacımız aslında olgu çözümlerinde eleştirel özelliğini geliştirmek. Yani önüne bir hasta geldiği zaman, doğru, o olgunun problemi, yani hastalığını çözmekte, evet, nasıl kullanacak o beceriyi. Bunun üzerine de özel çalışmalarımız oluyor. Bundan da büyük bir keyif alıyoruz. Çok başarılı bir proje aslında. Bizi çok mutlu ediyor. Evet. Görsel eleştiri kullanıyoruz. Film okumayı öğretiyoruz. Evet. Film eleştirisi profesyonel destekler alıyoruz orada. Film eleştirisi dersi yapıyoruz. Eleştirel okumayla başlıyoruz. Yani bir metinden nasıl önemli yerler seçilecek ve yaratıcı problem çözmeye götürüyoruz. Ve orada da çeşitli tekniklerle bunun yolunu, yöntemini göstermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki tıptaki bütünsel yaklaşım üzerindeki düşünceleriniz nelerdir? Şimdi aslında gelinen nokta kişisel tıptır. Evet. Yani kişiye özel yaklaşmaktır. Doğru. Hastalara. Çünkü hepimizin dinamiği birbirinden farklı. Şu klasik lafın doğruluğunu biz artık teknik olarak da ortaya koyabildiğimiz için daha rahat yaşıyoruz. Hastalık yoktur, hasta vardır. O yüzden kişi özelinde mutlaka bir takım tanımlamalar yapıp işte kişinin kendi gen profilini de dikkate alma, yani geniyle ilgili polimorfizmler, bağırsağındaki bakteri farklılıkları vesaire, şu an güncel kişiye özel tıbbi yaklaşımda çok önemli gelinmiş noktalar ve kişiye özel önerilerde bulunmak, kişiye özel ilaç
önerilerinde bulunmak, beslenme önerilerinde bulunmak. Bunlar çok güncel ve bizim de hani çok böyle ana hedefimiz halinde çalıştığımız alanlar. Bütünsel yaklaşımın içine aslında psikolojik olarak da her hekimin belli bir baz bilgiyle hareket etmesini çok önemli buluyorum ben. Çünkü hastanızın duygusunu anlayıp o alandan bir temas kurmadığınız müddetçe de orası hep bir yarım kalıyor. O yüzden hekim adaylarımıza iletişim becerilerinde de aktif çalışıyorum. Bu kısmı yani empatinin tam ne demek olduğunu, hasta evet. duygusunu anlamak ve bütün olarak hasta çünkü fizik beden bir yerde, duygu beden bir yerde biri değil. Yani doğru. hepsi bir arada çalışan ve hastalıklar aslında o duygu bedende de aslında başlangıcı olan ve o duygu sıkışıklıklarının da fizik bedenle bir bütünlüğü olduğunu fark etmesi gerekiyor. Doğru. Peki kişiye özel tıp ile ilgili kişilere yönelik önerileriniz var mıdır? Şimdi aslında güncel bir takım yaklaşımlar var işte mesela bağırsak o çok ilgi çekiyor ve soruluyor. Evet. Mikrobiyotama baktırmalı mıyım? Ne olmalı? Evet. Bizim de burada bazı aslında marka tescillediğimiz ürünler de var. Amacımız şu derli toplu olarak bazı hizmetleri sunabilmek. Umudum ve dileğim diyeyim şu ki bütün bu yöntemler o kadar kolay ulaşılabilen yöntemler olsun ki her kişi kendi analizini bilsin, kendine göre beslenmeyi bilsin, evet. destek önerilerini bilsin. O zaman tam sağlık koşulu çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Programımız su gibi aktı, bitti. Ben çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Öncelikle programlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir veri akışı sağlıyorsunuz çok bilgilenmek üzere. Çünkü ne yazık ki çok ciddi bir bilgi kirliliği de var. Evet. O yüzden bu hangi alan olursa olsun ki benim çalıştığım alan mikrobiyota probiyotikler, kişi uzmanının önerileriyle yönetilebilecek alanlar, özellikle probiyotikler. O yüzden probiyotik seçimlerinde de uzman önerilerinin çok önemli olduğunu da vurgulamak isterim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben ve değerli bilgileriniz için. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya farklı bir konu, farklı bir konukla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.